Arkadaşlar şurada bir tane köpek gibi bir şey var. Bakalım tekrar görebilecek miyim? Aslında köpek de değil de değişik bir şey. Evet, bakın şurada. Ormanda tek başına ne gezerim yerim. Aha. Arkadaşlar bu bizim köpeklerin kovaladığı köpek. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Aha, Şevgil gördü. Arkadaşlar. Karabaş da zalim gördü sanırsam. Alfa da gitti oraya. O ne lan böyle? Ormanda kafasına göre geziyor. Aha, daha arkadaşlar. Gidiyor. Gitti. Bizim acaba gelme ihtimali var mı? Arkadaşlar bizim bir aşağıdaki çiftlikteki onun sahibinde var öyle bir şey de o köpek mi yani tek başına buralara gelmesi imkansız onun da yani hani buralarda böyle gezelemesi. Lan köpekler nasıl fark etti ki de kadar ya? Aslanlara bak. Her daim göreve hazır ve nazırlar. Arkadaşlar sanırsam pusat da şurada. Şimdi onlara katılacak. Vallahi karabaş yılan. Yılan gibi gidiyor arkadaşlar.
Arabaş yılan gibi gidiyor da biz de yılan gibi gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar, davarımız, koyunumuz yayılıyor. Paşa Reis burada. Arkadaşlar, tip vücut olarak babasına tabii ki de paşa daha çok benziyor ama gözlerindeki sürmelik olarak, yani göz çekikliği, ağız yapısı Pusat babasından almış. Tabi Pusat renk olarak annesine benziyor, renk ve vücut yapısı olarak. Fakat kafa yapısı Pusat'ın babasına çok benziyor arkadaşlar. Gözlerinin çekikliği, dediğim gibi ağzının üçgenliği falan. Paşa vücut olarak, renk olarak babasının aynısı, fakat kafa yapısı, yani burun yapısı ve göz yapısı babasına çok fazla benzemiyor paşanın. Büyüdükçe benziyor
babasını, öyle söyleyeyim. Bakalım bir 3 yaşında ne olacak? Allah canını sağ derse. İnşallah her şey güzel olacak. Saat 7 arkadaşlar. Geçenki keçimizi yiyen kurtlar tam bu bölgeden doğru geldiler. Abim izlerini görmüş. Biliyorsunuz bu ara bizim çok fazla domuz, kurt görüntülediğimiz bölge aynı şekilde reis, yavaş reis. Buraya maket yapıp da hayvanların da tepkilerini ölçtüğümüz yer. Hatta maketimizden bir parça hala burada. Kurdun kulağı sanırsam duruyor arkadaşlar. Maalesef ki burada parçalanmıştı. Evet arkadaşlar, bizim Alfa ben liderim dedi. Burada bir eşindi. Ama çok da bir liderliğini göremiyoruz. Bu bölge arkadaşlar çok sıkıntılı. Özellikle şu orman çok sıkıntılı. O rüzgar bizim zilimizi ne hale koymuş. Çanımız asılı kalsın. Şimdi arkadaşlar bu bölgeden doğru geliyorlar. Bizim keçilerimiz de tam şu bölgeden yukarı çıkmıştı. Bakın. Sizlere olayı anlatayım. Ben şuradan arkadaşlar şu tepeden doğru keçileri aldım. Yukarı doğru gittim arkadaşlar. Ta şu. Şöyle yukarıdayım. Yaklaşık 300-400 metre yukarıdayım. Bu esnada keçinin birisi şu tepenin öbür yüzünde geride kalıyor. O. Oğlağıyla birlikte. Arkadaşlar muhtemelen kurtlar da bu bölgedeydi. Çünkü niye diyeceksiniz. Hemen arkamda Emir Ovası var. Orada Ali abinin daha sabah erken saatlerde bir tane keçisini yaralıyorlar. Köpekler fark ediyor. Buradan kovalıyorlar arkadaşlar. Bakın şu Emir Ovası'ndan kovalıyorlar. Bu tarafa götürüyorlar. Kurtlar da buradan muhtemelen bizim davarı dinliyorlardı. O arada geride kalan keçi ve oğlağı ister istemez sürü içgüdüsü olarak sürüye seslenmeye başladılar. Tam da sisli ve puslu bir hava vardı. Bunun ardından muhtemelen kurtlar da fırsattan istifade o sesi duyup bir anda hemen oraya geldiler. Ve keçiyi arkadaşlar buradan kovalayıp şurada derenin içinde tutmuşlar. Videoda sizlere zaten anlattım. Oğlağını hala bulamadık. Oğlağı yok. Fakat o günkü kurtlar bizim keçiyi yiyemeyince tekrar geri gidiyorlar. Ali abinin yine bir keçisini yaralıyorlar arkadaşlar. O kadar gözü dönmüşler yani. O kadar ellerini kollarını sallayarak buradaki sürülere gelip keçi veya koyun alabiliyorlar çok rahat. Av yapabiliyorlar çok rahat, avlanabiliyorlar. Enteresan bir şekilde. Yine arkadaşlar dün maalesef ki bizim köyde bir sürümüz daha var. Bizim bir arkadaşın sürüsü. Koyun var. Onda birkaç tane de keçi vardı. O keçilerden bir tanesini dün kaptırmış kurtlara.
her şey oluyor arkadaşlar. Burada gerçekten her şey olabiliyor. Kurtların gözü döndü. Çok ciddi söylüyorum. Kurtlar çok açlar ve gerçekten gözü dönmüş durumdalar. Bakalım neler olacak bundan sonra. Bizleri neler bekliyor olacak? Ben de merakla bekliyorum. Önlem almamız şart. Yoksa arkadaşlar gerçekten kurtlarla buradaki çobanların başı büyük dertte. Evet, onlar da karnını doyuruyor. Onlar da bir şekilde birilerinden bir şeyler yiyerek hayatta kalacaklar. Hayat mücadelesi veriyorlar. Fakat bu önümüzdeki hayvanlar da kolay yetişmiyor. Büyük emekler veriyoruz. Hayvanlarımızı kurtlardan korumak zorundayız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bunu çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Önümüzde büyük bir zorlu süreç bizi bekliyor. Biz çobanları, sadece bizi değil arkadaşlar, buradaki bütün çevremdeki çobanları, kurtlarla büyük mücadele içindeyiz. Gerçekten ne olacak, neler olacak çok merak ediyorum. Hep şöyle oluyor arkadaşlar. O yüzden de biraz fazlaca bir sıkıntı olmaya başladı. Kurtlar kapıyorlar, yaralıyorlar, öldüremiyorlar, yiyemeden köpekleri fark ediyor. Köpekler geç de olsa fark ediyorlar ve kurtlar yiyemediği için karınları sürekli aç. Sürekli aç oldukları için de arkadaşlar bir bizim sürü, bir karşı köyden sürü, bir başka bizim komşunun sürüsü falan. Yani sürekli bir karın doyurma peşindeler doğal olarak. Eğer ki öldürüp yeseler tamamen, en azından bir hafta falan uyumazlar. Hangi sürü olursa olsun. Fakat şu anda köpeklerimiz buna müsaade vermiyor. Her ne kadar kaptırsalar da bile sonradan fark ediyor. En azından yedirmiyorlar. Kendileri yiyorlar o eti. Neler olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama hiçbir şey bu saatten sonra eskisi gibi olmayacak. Hadi lan bir daha olur lan. Hadi be. Arkadaşlar, kurtuluyor. Arkadaşlar, şu tepede kurtuluyor. Ses ne kadar gelir bilmiyorum ama. Vay be. Eminim siz duymamışsınız arkadaşlar. Size gelmemiştir çünkü etrafımda çok ses var. Bunlar da duymuyor şu anda. Bunlar da duymadı. Kurtuldu da. Şu an drone olsa drone o tarafa doğru gönderirdim arkadaşlar. Tam ormanın içinde. Ezan okunuyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz köpeklerde aynı şekilde ezan okunduğu zaman bazen olurlar. Fakat bu köpek değil, ormanın içinde. Ve ses tonu çok farklı arkadaşlar. Ses tonu çok farklı. İnşallah açıklığa çıkar. Ama olması hiç ayrı alamet değil. Eminim duyulmamıştır ama arkadaşlar. Siz duyabilirsiniz diye sesi yükseltebildiğim kadar yükselteceğim.
şu tepede olsam. Ne oluyor lan? Gerizekalı pusat, gitme gitme. Alfaya güvenip bir yere gitme. Çünkü anında sattığı için arkadaş. Arkadaşlar köpekler, Mustafa abinin köpekleri orada bir şey çok da mı neye çok da bilmiyorum. Domuz olabilir. Şu tepe geliyor önüme. Arkadaşlar köyden drone'u istedim. Bakalım drone gelsin bir şansımı deneyeceğim. En azından. Şu tepede arkadaşlar bana yaklaşık 1 kilometre falan uzaklıkta. Bir oraları bir tarayacağım bakalım drone'la. İnşallah bir sıkıntı olmazsa, bin Allah nasip ederse ilk defa drone'la bir kurt görüntülemiş olabiliriz arkadaşlar. Allah nasip ederse tabi. Ben de heyecanlıyım. Şimdi kurt uludu. Kurdun orada olduğundan eminiz. Fakat aradan şu anda 10-15 dakika geçti. Tabi duruyorsa, yani yatıyorsa arkadaşlar, bir de drone'un sesinden etkilenmezse orada görme ihtimalimiz yüksek. Fakat hayvanlar drone'un sesinden hemen ilkliklerin içine giriyor. Yani çalıların içine giriyorlar. İnşallah Allah nasip ederse bir açıklığa çıkar diye düşünüyorum. Orada fotokabanda görünen kurt yavru kurt arkadaşlar. Belki de daha yani 7-8 aylık bizim paşanın yavrularıyla aynı. Çünkü niye derseniz o videoyu tekrar izleyin. Bakın kurdun geçtiği yerden aynı yerden karabaş geçiyor. Karabaş kurttan daha büyük. Nereden anladın dersiniz? Kurdun sırtı değmiyor. Karabaşın sırtı değiyor. Oradaki ağaç var. Meşe ağacı. Meşe ağacını hatta yukarı bile kaldırıyor böyle. Yani hemen hemen aynı yerden geçmelerine rağmen kurt tabi biraz da pusuyarak geçiyor böyle hani. Sırtımı sürtmeyeyim diyor ama yani boyu karabaş kadar yok. Öyle söyleyeyim. Yavru bir kurt. Karabaş da çok boylu bir köpek değil arkadaşlar. Yani taş çatlısın 55 en baba 60 santimetredir hani vallahi bilmiyorum, muhtemelen uluyan da cılız bir kurt ulumasıydı. O şey uluyor arkadaşlar, o yavru uluyor çünkü o yavru tek, dişi de bir yavru, kendine eş de ayarlayabilir hani, kendine bir sürü de arayabilir, bilmiyorum. Ne duydu, ne gördü acaba? Tam şey ya. Arkadaşlar. Tam şizofren bu ha. Neyse. Bu çokması çok iyi bir şey olmadı. Neden diyeceksin? Çünkü yani kurt bu çokmadan biraz ürkmüş olabilir. Bakın, davar görüyor musun arkadaşlar?
Bakın davar hemen bir anda nasıl toplandı bak. Nasıl toplandı, nasıl geliyorlar. Niye biliyor musunuz? Köpek çoktu. Hemen onlar da artık tehlikenin farkındalar yani. Onlar da eskisi gibi olmadığının yani biliyorlar ve... Bakın şunu söyleyeceğim. O gün ben koşarken geçinin birisi arkamdan geliyordu. Şu geçi arkadaşlar, şu çanlı olan geçi, şu. Benim heyecanlı, panik halinde olduğum geçiye de yansımış ki geçi de korkudan benim yanıma geliyor arkadaşlar, yani düşünün. Çünkü geçiler de ordunun kokusunu hissettikleri zaman aşırı derecede tedirgin oluyorlar arkadaşlar. Yani hani bunlar da sonuçta doğada olsalardı her şey çok farklı olmuş olacaktı. Onlar da anlıyorlar yani, hissediyorlar. Zaten o yüzden sürü halinde duruyorlar. Yoksa kafalarına göre takılırlar. Birlikten kuvvet doğduğunu onlar da biliyorlar. Tabii ki de kurda karşı çok bir şansları bunların yok ama en azından fazla göz, fazla kulak daha çok hissetmelerini sağlıyor. Doğaya göre hareket ediyorlar. Onlar da aslında o gün kurdun burada olduğunu hissetmişlerdi yani. Fakat bazen olunca oluyor. Tam şurada yemişti arkadaşlar. Tam şurada yakalamıştı keçimizi. Tam o bölgede oradan öyle sürmüş. Neyse önemli değil. Şimdi drone gelsin. Allah'ın izniyle bir oralarda bir gezelim bakalım. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum, açık konuşayım. İnşallah bir görüntü alırız. Çok sık bir orman ama yine de bir patika var. Oradan biraz da mutluyum arkadaşlar. Şimdi drone'u bekliyorum. Evet arkadaşlar. Sağ olsun. Arkadaş drone'u çok geç getirdi. Yaklaşık 50 dakika, yani 1 saat oldu diyeceksin. Ellerim de şu an donmuş durumda gerçekten. Yani hareket ettiremiyorum ama sizin için drone'u kaldıracağım arkadaşlar birazdan. Yani nasip, yani bakacağız. Davarı zaten davarda koya geldi. Şuraya götüreceğim arkadaşlar. Şu tepeye götüreceğim drone'u birazdan. Isınmasını bekliyorum bataryanın. Yine geçenki vaka olmasın. Drone'umuz aşağı çakılmasın diye. Şu zaten arkadaşlar, şurası bizim keçiyi yediği yer. Şöyle o baz istasyonunun oradan doğru şöyle biraz geçeceğim. Nasip, yani Allah nasip ederse görürüz zaten. Ama %1'lik bile bir ihtimal vermiyorum. Drone'u kaldırdığımda da nedenini anlayacaksınız. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda hurdun oluduğu bölgedeyiz ama ben hiç sanmıyorum buralarda bizi bekleyeceğini. Ormanda bir yönden sık tabii. Arkadaşlar, önümüze dağlar geldiği için sinyal kesintisi yaşıyoruz haliyle. Ama şu anda buralarda ben en azından bir hareket göremiyorum. Fakat tam da bu bölgede oludu. Geç kaldık arkadaşlar. Yani geç kalmasaydık
Görüntü alabilirdik. Tabi telefonun ekranından fazla bir şey göremiyor da biliriz arkadaşlar. Burada da olabilir. Yine siz bir hareket görüyorsanız yorumlarda belirtin. Ben şu anda buralarda bir hareket göremiyorum. Bakın buralar bizim davarı götürdüğümüz o yollar. Bu yollara çıkma ihtimali de yüksek aslında ama. Sol taraf köpeklerin burada kovaladığı yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şey yok. Videoya çekmediğim bölüm de var tabi. Haliyle şarjımız da azaldı. Artık geri geliyorum. Ben geri gelirken şöyle güzel köyümü de sizlere göstereyim istedim. Havadan daha net bir görüntü olmuş oluyor köyümüzün. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu şekildeydi. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah.